Askeri amaçla kullanılan mayınlar, arkasında sivil insanları olumsuz etkileyen önemli bir sorun bırakıyor. Yasa dışı hareketleri ya da kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla veya güvenlik sebebiyle döşenen mayınlar, toprak altına gizlenmiş ölümcül bir tehdit olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir alan haline geliyor. Sınır içinde ve sınır dışında görev yapan askeri personel içinde en önemli tehditlerden birini mayınlar oluşturuyor. Mayın kullanımı birçok ülkede yasaklanırken toprağa gömülü halde temizlenmeyi bekleyen milyonlarca mayın bulunuyor. Toprak altındaki bu gizli tehditin boyutunun 60 ülkede 110 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de de yaklaşık 891 bin kara mayınının bulunduğu belirtiliyor. Bunların büyük bir bölümünü antipersonel kara mayınları oluşturuyor. Türkiye'de yaklaşık 157 milyon metrekare alan mayınlı olarak kabul ediliyor. Bunları arama ve temizleme yöntemleri giderek gelişirken Türkiye'de de bu amaçla bir dizi kurum ve kuruluş faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşlardan biri de ASFAD. Askeri fabrika ve tersanelerin 30 yılı aşkın tecrübesini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ekonomik güce dönüştürmek amacıyla 2018 yılında kısa adı ASFAD olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi kuruldu. Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı, Rahvan uçak çeker araç gibi platformların üretim ve sorumluluğunu üstlenen ASFAD, bu araçlara yenilerini eklemek için çaba gösteriyor. Mayınların tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde özel mayın arama temizleme timleri görev alıyor. Timde görevli personel, arazilerde şiş ve metal dedektörüyle mayınların tespiti ve imhasını gerçekleştiriyor. Bunun yanında uzaktan kumandalı mekanik mayın temizleme aracı ile mayın bulunabilecek alanlar taranarak tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor. Türkiye'de mayın temizleme faaliyetleriyle 2015 yılından bu yana yaklaşık 85 bin mayın imha edildi. Bu faaliyetlerde bugüne kadar yaygın şekilde yurt dışından temin edilen araçlar kullanılırken bir süredir yerli araç ve teçhizatların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. ASFAD öncülüğünde kamu özel sektör birlikteliği ile 2. Ana Bakım Fabrikası'nda mekanik mayın temizleme teçhizatı geliştirildi. Yerli imkanlarla üretilen aracın test ve sertifikasyon işlemleri de Milli Mayın Faaliyet Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Araç uzaktan kumandalı, zincirli ve parçalayıcı aparat entegreli şekilde görev yapıyor. 500 metreden kontrol edilebilen ve görüntü aktarabilen araç, görevli personelin güvenliğini üst seviyede tutuyor. Özgün bir tasarımla geliştirilen araç, antipersonel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edildi. Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar sayesinde her türlü arazide başarıyla görev yapabilme kabiliyetine sahip araç, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından emsallerini oranla üstünlükler taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine hazır olan aracın ihracat faaliyetlerine de başlandı.